Merhaba. Arena Şapeli'nde bulunuyoruz. Burası eskiden Skrovenya ailesine ait olan bir saraya bağlı olan küçük bir şapel. Skrovenya ailesi bu şapelin içini fresklerle dekore etmesi için Giotto'yu görevlendiriyor. Buranın Arena Şapeli olarak adlandırılmasının sebebi Antik Roma döneminden kalmış bir arenanın yakınında olması. Şu an şapelin içindeyiz. Beklediğimden daha yüksek olduğunu söylemeliyim. İç mekan tamamen fresklerle kaplanmış. Pek çok sahne tasvir edilmiş. Bu sahnelerin arasında mermer görünümlü paneller bulunuyor. Bunların gerçek mermer olduğunu düşünmeyin. Tümü boyayla yapılmış. Mermer görünümlü paneller, Hz. İsa, Hz. Meryem ve diğer azizlerin figürlerini gördüğümüz, yıldızlarla dolu mavi gökyüzüne kadar uzanıyor. Arena Şapeli oldukça katı kurallara göre düzenlenmiş. Üç sıra halindeki bölmeler tepeden başlayarak ve sarmal oluşturarak aşağı doğru iniyor. Burada gördüğümüz sahneler bütünlüğü olan bir öyküyü aktarıyor. Öykü, Hz. İsa'nın iki nesil öncesinden başlıyor. Hazreti Meryem'in doğuşu ve evlenmesiyle devam ediyor. İkinci bölümde Hazreti İsa'nın yaşamına geçiyoruz. En alttaki bölümde ise tutkuyu görüyoruz. Bunlar Hazreti İsa'nın yaşamının son dönemindeki ve ölümünden hemen sonraki olaylar. Günümüzde bize biraz garip görünebilir ama bu şapelin yapılmasının sebebi bir günah. Tefecilik yapma günahı. Yandaki sarayın ve bu arazinin sahibi olan Enrico Scrovegni bir tefeciymiş ve bu günahtan arınmak istemiş. Enrico'nun babası da tefeciymiş. Günahlarının affedilebilmesi için bu şapeli yaptırmış ve tezinat içinde Giotto ile anlaşmış. Günümüzde bankadan kredi kullandığınızda veya kredi kartı borcunu zamanında ödemediğinizde faiz ödersiniz. O çağda yaşayan bir Katolik bir anlamda banka işlevini görerek faizle para sattığında çok zengin oluyor. Ancak inanç sistemine göre bu kişinin cehenneme gideceğine inanılıyor. Geç ortaçağ döneminin ünlü şairi Dante, İlahi Komedi isimli eserinin bir yerinde Scrovenni'nin babasının cehennemin en kötü yerine gideceğini belirtiyor. Enrico da bu durumdan endişe duyuyor ve Katolik inancına göre iyi bir şey yapmak istiyor. Bu şapeli yaptırmasının, tefecilik yapmasının günahını affettireceğini ve ruhunun cennete gitmesine yardımcı olacağını umuyor. Enrico'yu Giotto'nun yaptığı şapelin giriş duvarındaki mahşer freskinde görmekteyiz. Enrico diz çökmüş ve şapeli Hazreti Meryem'e sunuyor. Şapeli üç Meryem'e sunuyor. Ortada olan Hazreti Meryem. Enrico'nun kendini konumlandırdığı yere dikkat edin. Kutsanmışların arasında duruyor. Mahşer sahnesinde Hz. İsa'yı en tepede görüyoruz. Lanetlenenler Hz. İsa'nın sol tarafında, kutsananlarsa sağ tarafında bulunuyor. Enrico da kutsananların tarafında. Tüm döngünün en önemli yerini karşı duvardaki ana kemerin tepesinde görmekteyiz. Tanrı, Cebrail'i yanına çağırıyor ve ona Hazreti Meryem'e insanlığın kurtarıcısı Hazreti İsa'yı doğuracağını müjdelemesini istiyor. İlginç bir şekilde Cotta burada Tanrı'yı oldukça tutucu bir şekilde tasvir etmiş. Bir panel oluşturmuş. Fresklerde gördüğümüzden biraz farklı bir üslup var. Fresklerdeki diğer figürlere kıyasla daha az dünyevi bir formda tasvir etmiş. Şimdi müjdeleme sahnesine ve bu duvara tekrar bir göz atalım. Döngülerde gördüğümüz göz yanılsamalarını burada da görmekteyiz. Hz. Meryem ve melek figürlerine bakın. Cotto bu figürlerin her ikisi içinde mimari alanlar oluşturmuş. Hz. Meryem ve melek figürünün bulunduğu alanlar, arka planları altından yapılmış ilahi mekanlar değil, dünyevi mekanlar. Burada Lineer perspektif kullanılmaya başlanmadan çok daha önce mimarinin ve uzaysal boyutun başarıyla yansıtıldığı bir örnek görüyoruz. Müjdeleme sahnesinin altındaki iki sahnede göze çok hoş gelen bu boş odacıkları görüyoruz. Tavandan asılı olan yağ kandilleri çok hoş bir ışık ve gölge ortamı oluşturmuş. Doğalcılığın son derece başarılı bir örneği ve Giotto'nun dünyamıza, bugüne, insanoğlunun yaşadığı fiziksel ortama duyduğu ilgiyi yansıtıyor. Hoşçakalın.